Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün Zuba'nın bu dev güncellemesini anlattığım videoların biriyle daha devam ediyoruz yolumuza. Bu seferki değineceğimiz ve yeni gelen güncelleme hakkında bahsedeceğimiz karakterimizin kostümü Henry oldu arkadaşlar. Şimdi tabii 17 seviyesinin verdiği hasar, can, hız avantajları var. Eyvallah, 17 seviyesinde zaten biraz da savaşta ne kadar Henry değiştirmiş bunu görmüş olacağız. Ama ondan önce tekrardan şöyle bir şey yapalım. Artık rutin olsun çünkü 22 tane karakterin 22'sine de level geldi. Kostüm geldi, yeni yeni emojiler geldi, amblem geldi veyahut da ne bileyim içgüdü geldi. Bunların hepsinin kendince avantajları ve dezavantajları bizim gözümüzde olacaktır. Şimdi ilk önce bir kostüme bakalım. Kostümü şöyle kendi etrafında bir kere çevireyim abi. Kafasında bir tane kasket. Kasketin en üstünde konuşamadım. Mum var. Mumun altında da bir tane fener var arkadaşlar. Yani hem mum hem fener hem kasket, bir de üzerinde de şöyle bir tane atkı var görmüş olduğunuz gibi. Bence bu kostümün ismi Madenci Henry olması lazım. Sizler neler düşünüyorsunuz? Hemen burada videoyu durdurup yazabilirsiniz. Ben buna Madenci Henry olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Kostümün ismi geldiği zaman da hep beraber zaten ne olacağını anlamış oluruz. İçgüdüsüne birazdan geçeceğim. Ondan önce şöyle bir öğelerimizi takalım isterseniz. Şişme kas takalım. İğne takalım. Can çalma takalım. Ve son olarak da... Ne taksak? Bence bir bandaj gider. Zaten bunların çok bir önemi yok arkadaşlar. Karşımızdakiler yapay zeka olduğu için çok da öğelerin bir anlamı yok. Öylesine doldursun diye taktım. Şimdi içgüdüsüne gelecek olursak, yani şu Henry'nin sol tarafında görmüş olduğunuz amblem içgüdü ne işe yarıyor derseniz, bu içgüdü de şey arkadaşlar, biliyorsunuz ki Henry'nin aktifi düşmanların üzerine uçup ısırarak can çalmasıydı. Düşmanların canını azaltırken onlardan ısırdığı parçalara kendi canını yeniliyordu. Bu içgüdü sayesinde bu can çalma olayı falan daha çok geliştirildi. Daha fazla can çalıyor. Daha fazla can yenileme şeyine giriyor, kafasına giriyor bu içgüdüsünü kullanınca. Zaten fazla açıklama yapmamışlar bu içgüdü konusunda. Biz şimdi birbirinden güzel iki tane savaş gireceğiz. Hem 17 seviyenin verdiği bize avantajları değerlendireceğiz. Hem kostüme bakacağız, hem emojilere bakacağız, hem de içgüdü gerçekten nasılmış, Henry de güzel mi duruyor, kötü mü duruyor, bunu hep beraber değerlendirmiş olacağız. O zaman ben daha fazla beklemeden yavaştan savaşa geçiyorum. Siz de beni desteklemek ve daha fazla güncelleme videolarını istiyorsanız kanalımıza abone olup zil bildirimlerini açıp ve son olarak da bu videoya şöyle güzel bir like atın arkadaşlar ki ben de diğer güncelleme videolarıyla karşınıza daha sağlam, daha güzel bir şekilde çıkmaya çalışayım. O zaman ilk savaşımıza geçelim, bakalım benim tabirimle Madenci Henry'nin kostümü ve diğer özellikleri, diğer avantajları nasılmış, bunu değerlendirmek üzere ben savaşa geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Evet, ilk maçımız başladı abi. Şöyle bir ilk önce silahlanalım, ondan sonra bakarız zaten. Şu adamı, yani şu korumu öldürdükten sonra yavaştan bakacağım arkadaşlar. Öldür abicim şunu, hop, bir yandan büyüyoruz bir yandan da sağlık. Şimdi ilk önce bir kostümü değerlendirelim değil mi? Şöyle bir kendi etrafımıza dönelim. Bakalım, kask, maske, her şey on numarada. Aa bak, şurada bir tane şeyli var. Gel bakayım dostum buraya, hop. Şu bir, şu iki, şu üç. Arkadaşlar sizce de karakter çok küçülmemiş mi? Bakın, 2 kilo aldım. 2 kilo alınca otomatikman şişme kas sayesinde büyüyorum ama bildiğin yani şu, yani şuradaki kutuyla aynı boydayız abi. Bir de 2 tane kilo almasaydım daha küçük, yani şöyle bir 2 santim daha küçük olacaktık. Abi bildiğin karakteri kostümle beraber küçültmüşler. Vallahi baksana bak, yalan yok. Tutudan küçük duruyor şu an. Şuna bak. İki kilo de almasaydık şişme kasla, büyümeseydik daha küçük duruyorduk abi. Yani keşke bu kadar küçük yapmasalardı karakteri. Ne kadar yarasa da olsa yani. Bence eski normal boyutu daha güzeldi. Her neyse, bu benim fikrim. Sizce çok mu küçültmüşler? Ben mi küçük görüyorum? Bunu da yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Şimdi karakterin emojilerine gelelim arkadaşlar. Şu şekilde bir ses duydum lan, orada kim var kafasıyla bir emoji getirmişler. Bir de bayrak çeken, korkan, bir yandan da üzülen bir emoji. Yine tatlı mı tatlı, acınası bir emoji getirmişler. Yani karşınızda şöyle şu şekilde size bayrak çeken bir Henry görürseniz, hem emoji hem de çıkardığı ses yüzünden bence acıma oranı ve bayraklaşma, grup olma oranı daha yüksek bir karaktere dönüşüyor otomatikman. Henry'nin zaten emojileri bilerek böyle milleti acındırma, direkt böyle kendine çekme üzerine yaratıldığı için ağlaması bile, mesela eskiden ağlama emojisi vardı, biliyorsunuz ki eski emojilerden bahsediyorum. Direkt millet böyle ittifak yapıyordu Henry'yle emojiyi acıyıp. Kardeşim gel, bir dakika şu bana vursun biraz. Vur bir. Bakalım bu içgüdüsü ne kadar işlevli olacak. Bir vur bana. Bir daha vur. Oğlum nereye bomba atıyorsun? Bombasını yakalanmak için gidiyorum, aktifimi kullanıyorum be.
Lan vursana. Gidim şurada biraz canımı azaltayım ya. Bu beni öldüremeyecek belli. Ve bir tane vursam direkt tek yiyecek. Neyse şöyle bir gidelim arkadaşlar. 6 kişi kalmış da şu içgüdü çok da bir işlevini göstermedi. Büyük ihtimal ne biliyor musunuz? Aktifimizi ısırmak ya, daha fazla can yenileyeceğiz büyük ihtimal. Bir bakalım. Şöyle mesela şunu ben bir ısırayım. Evet bak ısırarak. Bak aa. Anladım. Bak bir dakika şunu bir öldür. İçgüdüsü şey arkadaşlar. Isırıyorsunuz, canınız az gitse de çok gitse de ve hatta 3'te 1'i bile dolsa otomatikmen dolmaya başlıyor. Bakın şöyle biraz canımız gitsin. Şurada ben bir durayım. Bu arada 17 seviyesinin verdiği çok ağımşan bir sağlık ve hasar farkı yok. Mesela bir tane de vur bana kanka. Bak vurdu bana. Şimdi ısıracağım onu. Bak ısırdım, yanlışlıkla sağlığa bastım. Sağlığım otomatikmen dolmaya başlıyor gençler. Bir dakika şurada aynı işlevi yapalım bir daha. Gitsin biraz canımız. İyice anlamanız için, görmeyenler için tekrardan göstereceğim zaten. Biraz canımın gitmesini bekliyorum. Biliyorsunuz ki aktif ile ısırınca çok bir can doldurmuyordu. Şimdi mesela Dük'ü ısıracağım. Otomatikmen canım dolmaya devam ediyor. Görüyor musunuz? Fullenene kadar mı devam ediyor yoksa bir nebze mi devam ediyor? Bir nebze devam ediyormuş. Şu adamı bir öldürelim. Aynı işlemi bir daha yapacağım. Zaten tek yiyecek büyük ihtimalle. Yok şimdi tek yemez. Güzel. Dur abi biraz dolsun şeyim. Aktifim. Şimdi gel buraya dostum. Isırıyorum. Canım otomatikmen dolmaya devam ediyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yani gerçekten güzel yapmışlar. Isırdım. Can dolmaya devam ediyor. Neyse çok da yemekle oyun oynamayalım. Abi şu... Ya şurayı bir düzeltemediler yani. Baksana önümüzde sağlık. Sağ tarafta bomba, gümüş bomba veyahut da bileyim bronz bombalı falan var. Her neyse arkadaşlar gerçekten yani Henry'nin canının az olduğunu göz önünde bulunduraraktan çok güzel bir içgüdü getirmişler. Isırıyorsun, belli bir canı yeniliyor, sonra 1-2-3 saniyede kendi kendine ısırdığınız kadar can yeniliyor. Yakın dövüşlerde bize çok sıkıntı yaratıyordu biliyorsunuz, canı çok az olduğu için ısırıyorsunuz adamı, bir kombolarınızı yapıyorsunuz Bruce'a veyahut da Duke'e, en kötü Buck'a falan yakın dövüş karakterleri. Eğer bu kombolar sayesinde adamı öldüremezseniz sizin içinizden geçiyordu ama en kötü şimdi kaybettiğimiz canı bu şekilde ısırarak telafi edeceğiz. Yavaş yavaş da içgüdü sayesinde canımızı dolduracağız. Şimdi Henry'mizin yani madenci Henry kostümümüzle ikinci maçımıza geçelim. Bakalım ikinci maçta bizi neler bekliyor. Bunu görmek üzere ikinci ve son savaşımızda görüşürüz. Evet şimdi geldik ikinci maçımıza abicim. Hemen şuradan bana şunu ver bir. Şunu almam lazım dostum. Tak diye vuralım. Isır abi şunu da. 10 numara 5 yıldız. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Mesela Shelly biliyorsunuz ki tank karakter. İşte pasifi daha az hasar yemesi vesaire. Millet ne takıyor? Ben de son zamanlarda bunu deniyorum zaten ve çok da etkisini görüyorum. İşte kabuğuna çekilince can dolduruyor. Bandaj takıyor. Onun dışında bir tane şey takıyor. Ateş koruyucu takıyor ve son olarak da vampir dişi takıyor. Yani hasar yiyince otomatik canını dolduruyor. Canı gidince direkt millete vurup can yeniliyor. Veyahut da kabuğuna çekilip mutlu ikram sayesinde canını yeniliyor vesaire vesaire. Bu şekilde ölümsüz oluyor. Bunu da Henry de bence yakın zamanda böyle bir combo yapıp bunu deneyebiliriz. Mesela ne takabiliriz? Bandaj takılır. Aktifimiz sayesinde milleti ısırarak kaybettiğimiz canı otomatikmen doldurabiliriz. Mutlu ikram yapabiliriz. Vampir dişi yapabiliriz. Bir de son olarak da ateş koruyucu yapabiliriz. Bildiğin Shelly'de yaptığımız her şeyi burada da yapabiliriz. Bak mesela ısırdım otomatikmen canım doluyor abi. Gerçekten çok harika bir şey. Şöyle bir daha ısır abi. Isırdıktan sonra vurursa canımız yine doluyor mu? Bir dakika ısırarak tek yiyecek zaten bu. Hop direkt tek yedi. Abi harika bir şey olmuş ya. Vallahi canımız neredeyse hiç gitmiyor. 15'ler vursa da çok fazla etkilenmiyoruz. Vurdukları da zaten direkt telafi ediliyor bizim içgüdümüz sayesinde. Bu gerçekten güzel olmuş gençler. Şöyle bir düşman avına koyulalım isterseniz. Yani artık Henry'nin biliyorsunuz 17 seviyesiyle canımın da bir 2-3K artacaktır. Yani bir 25K'lı bir canlara geleceği için çok da artık canı sıkıntı yapmanıza, dert etmenize gerek kalmayacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki normal karakterle karşılaşınca 16 seviye, 17 seviye bir düşman gelse bile 17 seviye Henry'yi her türlü öldürecektir. Çok fazla hasar verecektir. 17 seviyenize güvenip de çok da hareket etmeyin derim. Ama hasar olarak gerçekten biraz artış olmuş. Can olarak da çok hafiften bir artış seziyorum 17 seviyesinde. Emojileri zaten şu şekilde. Şöyle iyice hepsini göstereyim de ama ana menüde konuşamadım. Ana menüde zaten son bir değerlendirme yapıp videoyu yavaştan noktalayacağız. Bak vurdum. O bana vursun biraz. Otomatikmen canım yenileniyor gençler.
Gel buraya gel. Nereye kaçıyorsun? Gel. Hop. Tak. Direkt geber. Şöyle ısır mesela beni kanka. Isır. Isır beni. Lan oğlum ısırsaydın ya. Vur bana bir tane. Biraz daha vur. Biraz daha vur. Bak ısırıyorum. Can otomatikman doluyor abi. Bak devam ediyor. Dolmaya devam ediyor. Hiç yani bandaja falan da gerek kalmıyor bu şekilde bence. Oğlum gel buraya. Nereye kaçacaksın? İkiniz de benim aklımsınız bak. Seni bak şöyle ben ısırıyorum. Öldün ya. Benim canım dolmaya devam ediyor abi. Bildiğin bandaj görevini görüyor. Yani bu şekilde bandajı da çıkartabiliriz aslında. Bandaj şu an çok da bir ehemmiyeti kalmıyor. Zaten ısırdıktan sonra abi canımız otomatikman yenileniyor. Aynı bandajın verdiği görevi yapıyor. Bakın mesela arkadaşlar bundan bahsediyorum. Yakında 3 burus mesela. Bize her vurduğunda biz sadece onu bir kere ısırırsak bile canımızı güzel bir şekilde doldurabiliyoruz. Ve hepsini dolduramasak da birkaç saniyeyle canımızı yüksek raddelere çıkarabiliyoruz. Evet şu bug bir yine geçmesi lazım gibi. Neyse bu bug'a daha fazla maruz kalmak istemiyorum. Ana menüye geçeceğim. Orada birkaç tane karakter 17 seviye emojiler hakkında genel bir değerlendirme yapacağım. Ve yavaştan videomuzun sonuna geçeceğiz. O zaman şimdi hemen daha fazla uzatmadan ana menüye geçelim. Evet bir güncelleme videosunu da bu şekilde incelemiş olduk arkadaşlar. Henry'nin 17 seviyesi gerçekten hasar ve can olarak az çok kendini gösterdi. İçgüdüsü gerçekten muazzam. İçgüdüleri var ya gerçekten Zubon mükemmel yapmış. Bak şu an 4-5 tane karakteri hatta 6 tane karakteri değerlendirmiş olduk. İçgüdüler mükemmel ama burada açık konuşacağım abi. Bunun kostümünü ben çok beğenmedim. Yani karakteri bayağı küçültmüşler. Kostümü gerçekten çok harikasız. Mesela bak şu saçmalığı hepiniz görmüşsünüzdür. Madencilerde fener olur. Eyvallah fener olur. Bir de kafasına mum takmışlar. Yani şu mantık yapmış olabilirler. Tam madenci itemlerini bilmiyorum. Atıyorum mesela fenerin pili biter. Pili bittiği için çakmakla kafasındaki mumu yakabilirler. Bu yüzden kaskete mum eklemiş olabilirler. Dediğim gibi madenciler hakkında çok bir bilgim olmadığı için ne desem yalan olur. Ama yani mumla fenerin de yan yana gelmesi bana saçma oldu. Yani kasketine bir de cebine bir tane daha fener koyabilirlerdi kafasına mum koymaktansa. Böyle düşünüyorum. Yani kostümü çok beğenmedim. Tabii ki de bu benim fikrim. Siz 17 seviyesi hakkında, emojileri hakkında, kostümü hakkında veyahut da içgüdüsü hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda yorumlar kısmında ben de paylaşmayı kesinlikle unutmayın. Ben de hepinizin fikirlerini diğer videolarda olduğu gibi, bu arada sezon güncellenmiş. Diğer çektiğimiz güncelleme videolarında olduğu gibi değerlendireceğim arkadaşlar. Evet o zaman daha fazla da uzatmak istemiyorum. Yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Bu videomuz bu kadardı. Daha fazla güncelleme videoları kanalımda olacaktır. Haberdar olmak için kanalımıza abone olup zil bildirimlerini açmayı unutmayın. Ve beni desteklemek için de videoya şöyle sağlam bir like atalım arkadaşlar. Şu an ekranın köşesinde çıkan videoları tıklayarak da güncelleme hakkında çektiğimiz bir diğer önceki videoları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Onların da kostümünü, 17 seviyesini ve içgüdüsünü, emojisini falan orada güzel detaylıca incelediğimiz videoları gidip siz de izlemediyseniz izleyebilir. Onlarda bir tane like atabilirsiniz. O zaman ne diyoruz? Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın, esenle kalın. Bay bay.